1997-1998 sezonunda ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil eden Fenerbahçe ilk turda Romanya'nın köklü takımlarından Steaua Bükreş'le eşleşti. Otto Barış yönetiminde sezona oldukça iddialı başlayan Sarı Lacivertler Avrupa'da da adından söz ettirmek istiyordu. Rakip Steaua eski gücünden çok ama çok uzak olsa da Rumen futbolu hiçbir zaman küçümsemeye gelmezdi. Böyle bir ortamda ilk maça gidelim şimdi. İspanyol hakem Juan Antonio Fernandez Marin'in yönettiği maçta 16 Eylül 1997 günü deplasmanda Steaua Bükreş'e konuk oldu Sarı Kanaryalar. Ortaya doğru gönderilen top Rüştü sektiriyor mu? Hayır, Rüştü boşta kalıyor. Rüştü ikinci hareketi de başarıyla yaptı. Önce sektirdi ama rakibini, çabuk gelen rakibini iyi bozdu. Çok güzel bir hareket Tayfun'dan. Bıraktı önüne. 4'e 3 durumdayız. İyi çıkarırsa tehlikeli olabilir Tayfun. Tayfun yerde, rakibinin engellemesi. Futbol kuralları içerisinde Otto Barış'ı görüntüde izliyoruz. Gitti diğer tarafa. Okoç'a. Dakika 10, 11. dakikaya giriyoruz. Fenerbahçe için bir şans. Haydi Okoç'a! Geliyor direk! Direği yalıyor adeta. Kale bir karış küçük geldi Okoç'a. Bir sonrakinde inşallah. Standartlarda. Araya gönderilen top. Hadi içeri kontrol edemedi. Sekti top, kornere çıkıyor. Birbirlerine bağırıyorlar. Yana kemer ellerini kaldırıyorlar ama offside yok. İlker topu sağ ayağının içinde öldürebilse var ya. Golü bulduk. Okoç'a. Saffet. Bıraktı Kemalettin'e. Boş alana da çıktı Saffet. Sol tarafta. Oraya gider mi? Barış! Barış! Ortadan Saffet gidiyor. Barış golü gidiyor. Barış! Ne yaptın Barış? Bir daha kilediyorum sana da. Biz golü bulduk. Önce Okoç'a'yla bulduk. Sonra Barış'la bulduk. Ama yapamadık. 3 tane gol pozisyonu bulduk. Hele Barış'ın ki inanın takım elbiseyle bile atılabilecek bir goldü. Arka direk Rüştü. Uzun pasları da o atıyor. Arkaya doğru gidiyor. Bravo Rüştü. Pozisyonları iki oldu. Roşu. Rotaryu. Lakatuş'un önünü açtık. Lakatuş bravo. Rüştü. Dayanamazsın Rüştü. Bakın geri paslıyor. En direkt serbest vuruş diyor. Rüştü'den sekti. Fenerbahçeli futbolcuların oynadığı görüşünde bir anda tansiyonu yükseltiyorlar. Hep söylüyorum. Bunlar normal yoldan yenemezlerse ite kaka yenerler. Bunu da evvel Avrupa kupalarında burada yaşadık. Gelen nice takım normal yoldan yenilemediyse Steaua Bükreş tarafından itine kakıla döve döve yenilir. İşte ayağını uzatıyor ama dokunmuyor İlker. Rüştü %100 bir golü önledikten sonra bir endirek serbest vuruş, bir de sarı kart görüyor. Bakın. Paçita korner. Bu topları almamız lazım. İlk toplara basmamız lazım. Bir tehlike. Lakatuş. Rüştü. Orada Rüştü var. Rüştü varsa gol yok. Şu anda rakip kalede bir tehlikeye çevirmek amacındayız. Seken top. Süratli fırlıyor. Haydi Sabin. Tekmesi vuruş direkten. Böyle güzel bir şut. Kimse beklemiyordu. Ne rakip kaleci ne biz. Yuhuluyorlar görüyorsunuz Sabin İlye'yi. Ama onu alın terini artık Fenerbahçe için kullanıyor. İşte nefis vurdu topa. Direkten sekti gitti. Ve Sabin aldı. Karamış. Haydi Sabin ellerinden dönüyor. Kaleye giden top ellerinden dönüyor. Bunun cezası nedir? Kırmızı karttır. Kırmızı kart. İşte kartın rengini önceden gördüm. Gol olsaydı daha güzel olacaktı. En iyi adamlarından biri. Bak oraya diyor. Bak oraya, nereye bakacak? Golü elle önlediler. Hepinizden bir kez daha Fenerbahçe'nin arkasına geçmenizi istiyorum. Barış! Direk! Direkten dönüyor. Barış direkleri kıracaktı. Önce Sabin, sonra Barış. Haydi Kemalettin. Sol tarafta Tayfun var. Tayfun gidiyor. Offside para. Tayfun! Golle verdi! Hayır! Bu olmalıydı. Bunlar olmalıydı. Ben artık kramponlara yalvarıyorum. Gola o kadar çeyrek var oynuyoruz ki. Gola çeyrek de değil. Artık taş var. Bir tehlike kalemizde. Rüştü! Yapma artık!
pozisyonu bulamadılar. Bravo çocuklar. Aslanlar gibi savunduk kaleyi. Höç çabuk bastı. Mustafa Doğan gidemedi üzerine. Şut pozisyondalar. Bravo Rüştü. Rüştü. Orada kocaman 22 numaralı sırt numarasıyla Rüştü'yü yazmışız oraya. Zaten oyundaki bütün eller bize ait. En iyi oynayan, en çok direk bulan, en çok gol kaçıran biziz. Ve Boliç yaptı Boliç. Bunu atamazsan hangisini atacaksın? Boliç'e ikinci geldi. İkinci gol geldi. Top vurulmadan öne gelecek. İşte öne doğru geliyor. Okoç'a! Okoç'a dediğim yere attı. Sabin yerde ve penaltı. Penaltı noktasına konuyor top. %100 penaltıdan daha rahatlarda gol yapamadık. Ama bunu gol yapmamız lazım. Boliç penaltı noktasına topu koyuyor. TGRT ekranlarında mağlubiyet yok. TGRT ekranlarında tur var. Bir penaltı maçı bitirir. Tura getirir. Boliç de okursun Boliç. Boliç atarmadı bu penaltıyı. Bu penaltıyı atacak. Sonradan Boliç'ti. Çünkü bugün Boliç'in günü değildi. İleride de Lacatouche şu anda Sabine gitti vurdu. Şu anda görüntüde değil. Lacatouche Sabine gitti vurdu. Bugün Boliç'in günü değil. Mustafa. Seyirci ayağa kalkıyor. Mustafa'yı oyundan at diyor yani. Sarı kart çıkıyor. Ve kırmızıya dönüyor. Mustafa'yı Steaua Bükreş seyircisinin yüzü suyu hürmetine oyun dışında bırakıyoruz. Steaua Bükreş'e hayırlı olsun. Oyunun son dakikaları biz buradan üçlük dörtlük bir maçın eşiğinden Steaua Bükreş elimizden kurtuluyor. Şimdi iki tarafta 10 kişi ama sayılı dakika var. 90 dakika sona eriyor. Evet, İspanya'da kendini 3 aldı. Maçı bitirdi. Sizlerden golsüz bir maç seyrettirdiğim, Fenerbahçe'nin gollerini anlatamadığım için özür diliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Fenerbahçe turu, golleri, hesabını Kadıköy'e bıraktı. İstanbul'daki maça bıraktı. O da bir başka kanalın işi olsun. Onun da zevkini bir başka kanal sizlere yaşatsın diyoruz. Biz bu deplasmanda elimizden dilimizden geleni sizlere yansıtmaya çalıştık ve sizlere iletmeye çalıştık. Rakibin 49. dakikada 10 kişi kalmasıyla rahatlayan Fenerbahçe İstanbul'a avantajlı bir skorla dönüyordu. Ama kaçan penaltıyı aramaması lazımdı. Futbol olarak değil ama bu sonuçta beklentiler yükselmişti. Rövanş 30 Eylül 1997 günü Fenerbahçe stadında oynanırken karşılaşmayı ünlü İngiliz hakem Graham Paul yönetiyordu. Evet sevgili seyirciler, şu anda çıkış tünelindeyiz ve takımlar yavaş yavaş yukarı doğru ilerliyorlar, çıkıyorlar. Hemen yanımızda Saffet var. Saffet, bugün yedek ama neler söyleyeceksin? Çok güzel. Evet, futbolcular yukarıya doğru ilerliyorlar. Onlarla birlikteyiz. Artık maçın başlamasına çok kısa bir süre kaldı değerli seyirciler. Dışarıda muhteşem bir atmosfer ve Fenerbahçe sahaya çıktı. Gerçekten görülmeye değer mükemmel bir atmosfer. Hemen yanımıza Otto Barış almak istiyoruz. Teknik direktör Otto Barış'ı. Evet, yanımıza Otto Barış'ı alıyoruz. Topun gerisinde Boliç ve Sabin İlye ve karşılaşma başlıyor. Bol şanslar Fenerbahçe. Sabin İlye Okoça'ya doğru oynama düşüncesinde Raşita. Muntiano. Deniz Servan hareketliydi. Erol. Tayfun. Tayfun. Şut pozisyonu. Tayfun ve son anda müdahale. Zoltan Ritli. Mükemmel vuruyor. Fenerbahçe'nin dinamosu, orta sahanın etkili ismi, yıldız oyuncusu Tayfun. İşte görüntüde Tayfun. Kaleye uzaklık yaklaşık 30 metre. Ritli ve korner. Köşe vuruşunu Erol kullanıyor sarı lacivertlilerde. Maçta 9. dakika. Hök ve yine Ritli. Servan. Faul. Lacatouche ortaya bırakıyor. Militaro ve top ağlarda. Militaro ve karşılaşmanın 10. dakikasında Steaua Bükreş 1-0 öne geçiyor.
İşte Laka tuşun bıraktığı top. Militaro sert vuruyor. 10. dakika. Fenerbahçe 0, Steaua Bükreş 1. Ceza alanında Boliç ve Okocha var. Tayfun'un ortası. Okocha indirdi. Boliç sert vurdu ve top dışarı gitti. Klasına yakışır bir vuruş Boliç'ten. Top asfaltta dışarı gitti görüntüde Boliç. Bakalım hangisi vuracak? 16. dakika. İki kişilik. Okocha ve top direkten dönüyor. Oyun devam ediyor. Uça vurdu kafayı. Ceza alanında Ritli. Ceza alanında Ritli ama biraz abarttı sevgili izleyiciler. Zoltan Ritli pozisyonu. Kemalettin'in de dikkatli olması lazım. Çünkü 11. dakikada sarı kart gördü. İşte Okocha'nın mükemmel vuruşu. Büyük şanssızlık. Geride kalan 16 dakikada 4 net gol pozisyonu var sarı lacivertlilerin. İşte izliyorsunuz bu mükemmel vuruş. İşte biraz önceki pozisyon. Kemalettin. Sağda İlker var. Tayfun hızla çıkıyor. Steaua Bükreş savunması. Hök dokundu Okocha. Top isteyen Boliç. Kontrolü güzel Boliç. Savunmanın müdahalesi. İlker yükleniyor. Kafa vuruşu Raşita. Hatamız sürüyor. Kemalettin. Orta ceza alanına. Ceza alanında büyük tehlike. Erol vuramadı. Erol beklemiyordu. Topun gerisinde Okocha. Okocha vuruşu. Barajdan dönen top. Seken top. Kaleci Ritli. Kale boş. Erol düzeltti. Erol vuruyor ve top dışarıda. Son müdahale sanıyorum o noktada Servan'dan. Uzun oynadı Ritli. Laka tuşa doğru. Saffet Akbaş. Saffet. Hök. Servan. Tehlikeli geliyorlar. Rüştü çıktı kaleden. Kalemiz boş. Vuruş ve top ağlarda. Joichiu. 45. dakika durum. Evet bu arada. Evet. Karşılaşmanın hakemi Graham Paul. Joichiu ve 2-0 oluyor durum. İşte Rumen taraftarlar. Rüştü çıkıyor kale boş ve bunu iyi değerlendiriyor Joichiu. Ve Steaua Bükreş durumu 2-0 yaptı sevgili izleyiciler. İlker, şimdi Kemalettin ceza alanında Boliç var. Kemalettin'in ortası top çizgiye çarptı. Son derece ilginç, inanılmaz sevgili izleyiciler. İşte biraz önceki pozisyon. Arkasında Miu. Şimdi Kemalettin. Okocha. Okocha önünü boşaltabilse, şut şansı bulsa gol tehlikesi yaratabilecektik. Olmadı İlker. Roşu karşısında İlker. Sıyrıldı ondan. İlker. Orta şansı ortası. Boliç gol pozisyonu. Boliç ve kalecide kalıyor top Ritli. Servan. Lakatuş. Sol kanada uzun top. Sert vuruş ve rüştü. Tehlikeli geldi Rumen ekibi. Muntiano'nun vuruşu, rüştü ve korner. İlker ortası ceza alanına. Boliç'e aşan top. Miu. Şimdi Hök. Okocha. Bütün hatlarıyla kapandı Steaua Bükreş. Okocha. Hök. Pası Saffet Sancaklı. Saffet yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Okocha ceza alanında. 3 oyuncu arasında. Okocha sökebilecek mi? Topu sökemedi. Erol. Erol şut şansı aradı. Vuruş. Kaleciden dönüyor top. Ritli ikinci pozisyonda çeliyor topu. İlk 15 dakikada 2 mutlak gol pozisyonunda. İşte izlediğiniz pozisyonda da 2 pozisyonda topu çeliyor. Hök. Okocha. Ceza alanına doğru. Boliç ve son anda topu alarda. Topu alarda gol. Ritli'nin büyük hatası, durum 2-1 oluyor. Boliç ve gol. Fark 1-50 sevgili izleyiciler. Karşılaşmada 63. dakika. İşte Boliç yükseliyor. Ritli dokunuyor ama müdahalesi yetersiz kalıyor.
Bolic ve gol. Siz golü tekrar izlerken oyun tekrar başladı. Erol ve kalecimiz Rüştü. Saffet Akbaş. Bütün hatlarıyla rakip yarı alanda Fenerbahçe. Kemalettin sokuluyor, şut şansı. Vuruş ve top dışarıda. Korner. Akın akın dalga dalga geliyor sarı lacivertliler. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Bütün tribünler ayağa kalktı. Kadıköy'de İstanbul Fenerbahçe stadında. Bolic kullanacak köşe vuruşunu. Erol. Ceza alanının içerisinde kalabalık. Erol ortası ceza alanına. 3 oyuncu yükseldi, vuramadılar. Okocha ve top dışarıda. Ah Okocha. JJ Okocha görüntüde. Saffet Akbaş ve İlker dışında ceza alanının çevresinde bütün oyuncular. Bol için ortası ceza alanına. Hök vurdu kafayı Uche. Top dışarıda. Bu pozisyon nasıl kaçar? İnanılır gibi değil sevgili izleyiciler. Mutlak gol pozisyonunu Uche ile değerlendiremiyor Fenerbahçe. 75. dakika. İşte Hök. İndiriyor. Uche dokunuyor ama topu dışarı gönderiyor. Selahattin topla hareketleniyor. Selahattin. Bolic. Selahattin ceza alanında. Selahattin ve top dışarıda. Korner. Rashita dokundu ve korner. Görüntüde Selahattin. Selahattin sokuluyor. Selahattin şık hareketler. Selahattin. İlker. Orta şansı aradı. İlker şimdi ortasını yapıyor. Saffet'i geçen top. Selahattin gol pozisyonu. Selahattin savunmaya çarpan top. Ve yanağlara çarpıp dışarı gidiyor korner. Taner gidiyor. Bolic kullanacak köşe vuruşunu. İşte Selahattin sert vuruyor. Bu top ağlara da gidebilirdi. İlker, Uche. Ve karşılaşmanın hakemi Graham Paul 90 dakikayı bitiriyor sevgili izleyiciler. Ne yazık ki Fenerbahçe UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında işte Bükreş'e 2-1 mağlup oluyor. Ve UEFA Kupası'na böylece veda ediyor. Hayal kırıklığı çok büyüktü. Fenerbahçe sürpriz bir şekilde UEFA Kupası'na veda ediyordu. Rumen ekibi ilk yarıda fişi çekince geri dönmek imkansızlaşmıştı. Ligde de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler beklentilerin uzağında bir sezonu geride bırakıyordu.